Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. İşte Türkiye'nin saati 18.30'u gösterdiğinde biz de dop dolu bir gündemle, Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve gündeme geçiyoruz hemen. Sayın seyirciler, küçükbaş hayvan etine yapılan %25'lik indirimin ardından büyükbaş hayvan etine de indirim geliyor. Sevindirici, tüketicileri gerçekten sevindiren müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu Erdoğan ve indirim oranını da orada açıkladı. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, tarım kredi kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun kuzu etinde %25 indirim, bunu başlattık. Ve bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Bakanım da zaten gerekenleri konuştu. Büyükbaş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Küçükbaş hayvan etinde yapılan %25'lik indirimin ardından büyükbaş hayvan etine de indirim geliyor. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Tarım kredi kooperatifleri talimatı aldı dedi. Ve bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Diğer özel sektöründe sayıları tabii çok çok fazla, binlerce. Onlar ne yapar bilmem. Ama biz tarım kredi olarak bu indirim yapacağız. Sadece ette mi? Kıymada, kuşbaşı veze, bunda mı? Hayır. Tarım kredinin diğer ürünlerinde de şeker, buğday, un vesaire, aklınıza ne gelirse, zeytinyağı, ayçiçeği, bütün bunlarda da özellikle 20-30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu: başa baş noktası. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu. Muhalefetin Çanakkale Köprüsü ile ilgili eleştirilerini hatırlattı. Sözleri uzun süre alkışlandı. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı sanki başına inmiş balyoz gibi görerek değersizleştirmeye, kötülemeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet umacak, hatta bunu açıkça dileyecek kadar sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü. Başlarken bizimle dalgalarını geçtiler. Bu olur mu? Kardeşlerim, tabii bunlara göre olmaz. Çünkü İki kulenin arasındaki açıklık mesafesi dünyada eşi benzeri olmayan 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapıyorsunuz. Bunların aklı bunu almaz. Ve sözü dün Mavi Vatan'daki ilk görev yerine uğurlanan Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamit Han'a getirdi. Hele hele şu doğalgazı bir çıkaralım. Doğalgazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini de göreceksiniz. İşte dün evvelsi gün ne yaptık? Mersin Taşucu'ndan Abdülhamit Han sondaj gemimizi uğurladık. Ama Yunanistan çok rahatsız olmuş. Ya bu Erdoğan ne yapıyor demiş. Ya Erdoğan bir şey yapmıyor ya, görevini yapıyor. EYT'liler, efendim ekran başına televizyonun sesini biraz daha açın. Çünkü Ankara'da emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin çözüm trafiği hızlandı. EYT platformu üyelerinden oluşan bir heyet sevgili izleyenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldiler. Milyonların merak ettiği soru için Bakan Bilgin de o toplantıda ilk kez tarih verdi, ilk kez. Emeklilikte yaşa takılanların sorularına çözüm için ilk kez tarih verdi. Aralık ayını işaret etti. Ankara'da emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin çözüm trafiği hızlandı. EYT platformu üyelerinden oluşan bir heyet, önceki gün AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akça ile görüştü. EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan üyeler, dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.
Heyette yer alan üyelerden Mehmet Ali Çelik görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Stajından aylık bağlama oranına, kadın doğum borçlanmasından Bağkur birim borçlanmasına kadar bütün konuları anlatarak bu işin çözümünü dile getirdik. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti. Peki EYT'nin çözümü için masada hangi formüller var? Bakan Bilgin basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Çelik Bakan Bilgin'in kendilerine EYT için tarih verdiğini de açıkladı. Özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT'nin masaya yatırılıp konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey Aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. EYT'liler için bir müjdedir. EYT iktidarın gündeminde ve Aralık ayı içinde çözüleceği ortada. Türkiye'de 4,5 milyon EYT'li bulunuyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte 1 milyon mağdurun emekli olması bekleniyor. Efendim Ali Babacan'la ilgili bir haber vereceğiz şimdi ama asıl bana göre burada gençlerin üretkenliği, gençlerin yaratıcılığı çok daha ön plana çıkmış. Bakın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sevgili izleyenler Denizli'de yayın yapan bir televizyon kanalına konuk olacaktı. Gitti. Babacan AK Parti il binasının bir alt katındaki televizyon kanalına girişte ve çıkışta AK Partili gençler tarafından protesto edildi. Nasıl? Anlatalım. Gençler Babacan'ı alçaklara kar yağıyor. Üşümedin mi türküsüyle protesto ettiler. Televizyon programına katılmak için geldi. Hiç beklemediği bir protesto ile karşılaştı. Babacan alçaklara kar yağıyor türküsüyle protesto edildi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de yayın yapan bir televizyon kanalına konuk oldu. Babacan, AK Parti il binasının bir alt katında bulunan televizyon kanalına girişte ve çıkışta AK Partili gençler tarafından protesto edildi. Gençler Babacan binaya girdiği anda merdivenlerde toplandı, türkülü gönderme yaptılar. Merdivenlerden yürüyerek çıkan Babacan, gençlerin protestolarına gülerek ve el sallayarak karşılık verdi. Protesto televizyon yayını sırasında da devam etti. Deva Partisi lideri yayın sonrası binayı terk ettiği sırada gençler slogan atmaya devam etti. Babacan gençlere el sallarken Deva Partililer ise alkışlarla karşılık verdi. Ve şimdi de sırada günün haberi var efendim. Çünkü sosyal medya bütün gün bir ayının daha doğrusu işte bu ayının görüntüsünü konuştu. Düzceli arıcılar son dönemdeki ayı saldırıları nedeniyle nöbetteydiler sevgili izleyenler. Onlardan biri kovanlarının yakınında boz bir ayının bayıldığını fark etti. Korkarak yanına yaklaştı. Sonra da onu ormancılarla beraber kamyonete yükledi. Ayı sanki bir büyük rakı içmiş gibiydi. Sarhoş gibiydi. Bunun nedeni ise veterinerde ortaya çıktı. Bal tuttuysa canlanır mı birazdan abi? Sanki bir büyük rakı devirmiş gibiydi. Balı fazla kaçıran yavru ayı kendinden geçti. Küfelik olmuş bir halde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin aracına taşındı. Düzce'de ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar önce kovanların parçalanmış olduğunu gördü. Kovanların yanındaysa baygın halde bir yavru ayı yatıyordu.
Hemen Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Bir türlü kendine gelemeyen ayıyı ekipler veterinere götürmek için kamyonete taşıdı. Allah Allah, bismillah. Ne haber? Tamam, canlanmadan yeter bu arada. Balkomasına giren ayı kasanın içinde sarhoş gibi bir sağa bir sola devrildi. Yavru ayının bu halleri sosyal medyada da viral oldu. İlk müdahalesi yapılan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Kendisine geldikten sonra tekrar doğaya salınacak. Allah'a bal gibi sürüyor. Şuna bak. Efendim şimdi gelin başkente çevirelim kameralarımızı. Ankara'da bir fabrika ham madde veriyor. Evlerde temizlik malzemesi üretimi yaptırıyordu. Bunu yaparken de 1'e 3 gelir vaat ediyordu. Yani 1000 lira yatıran 3000 lira kazanacaktı. Sizin anlayacağınız deterjanlı bir saadet zinciri bu. Ve sonuç diğer saadet zincirlerinden oldukça farklı değildi tabii. Koliler dolusu o ham madde üyelerin elinde kalınca hepsi de savcılığın yolunu tuttu. Son zamanlarda tosuncuk vakalarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Balıkesir'deki bisikletli saadet zincirinin ardından başkentte de bir deterjan firması benzer dolandırıcılık suçlamasıyla gündeme geldi. Bekleyip göreceğiz. 3 ay kadar, 4 ay kadar bir farazi bir zaman söylendi. Eğer alamazsak da hepimiz için yargı yolu açık. Biz de deneriz şansımızı. 6 tane iş yaptım. 6 tane işin karşılığında paralarımı yüklü miktarda aldım. Abartmıyorum. 300 bin lira para kazandım. En son üründe bir tür para almadım. Ne olacağı veririz. Peki bu sisteme girenler nasıl para kazandı? Firma sisteme dahil olanlara deterjan ham maddesi satıyor, ham maddeleri top haline getirip kurutanlardan 3 katı karla geri alıyordu. Bir yıl boyunca saat misali tıkır tıkır işleyen sistem, son 2 ayda katılımcılara ödeme yapmakta zorlandı. Başkent Ankara'da bir deterjan firması saadet zinciri yöntemiyle 10 binlerce kişiden milyonlarca lira para topladı. Yatırımcıların bir bölümü kazanç sağladığını düşünerek hala daha yatırım yapmaya devam ediyor. Bir diğer kısmı ise dolandırıldığını düşünüyor. Doğru veya gerçek, insanlar umudunu buna bağladı. Olabilir de diyorum. Yapacağın ne var? Alamadım hiçbir şekilde. Mali polisin bir yıllık takibi sonucu 100 milyon liranın üzerinde bir paranın toplandığı tespit edildi. Dolandırıcılık iddialarının gündeme gelmesinin ardından firma sahibi açıklama yaptı. Üzerimizde çok yoğun bir baskı var ve özellikle belirli bir grup bazı organizasyonlar yapıp sürekli haberler çıkartıyor ve sürekli sıkıntılı bir süreç oluşturuyor. İftiralar, paramızı alamıyoruz, edemiyoruz diye. Yakın dönemde ödeme yapamayacağım artık. Herkes bekleyecek. Beklemeyen arkadaşlara da benim yapacak hiçbir şeyim yok. Açıklamasından dolayı da paramızı alacağımıza inanıyoruz. Bari bu oyuna gelmeyin. Çok sayıda mağdurun suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçen ekipler 14 adrese baskın düzenledi. 8 kişi gözaltına alındı. İşte Nihat Doğan efendim. 3 aylık hamile olduğu iddia edilen İranlı hayranı Arzu'yla nikah masasına oturdu Nihat Doğan. Dünse Maganda skandalı yüzünden çok konuşulmuştu efendim. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra harekete geçen jandarma ekipleri Nihat Doğan'ın düğünündeki o Maganda'yı buldu ve gözaltına aldı. Gelin bir hatırlayalım şimdi izleyip. Polis o Maganda'yı buldu, gözaltına aldı. Nihat Doğan'ın düğününde ateş eden davetli adliyeye sevk edildi. Kara gözüm senin, bu mutluluğun hakkın senin. Dudağımda hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı. Çoğu bitti, azı kaldı. Şarkıcı Nihat Doğan'ın düğününde silahlı Maganda skandalı çok konuşuldu. Düğün basına kapalıydı ve davetli sayısı sınırlıydı. Ancak ikilinin hayatını birleştirdiği düğünde kaydedilen görüntüler çok konuşuldu. Geldim,
O görüntülerden biri düğündeki skandalı da ortaya çıkardı. Misafirleriyle birlikte halay çeken Nihat Doğan'ın kulağına bir şeyler söyleyen Maganda, halayın başına geçerek çocukların önünde belinden çıkardığı silahla havaya ateş açtı. Silahı görünce neye uğradığını şaşıran bir kadın davetli korkuyla çocuğunu oradan uzaklaştırdı. Nihat Doğan ve halay arkadaşları ise olayı umursamadı. Bu görüntülerden sonra hem Nihat Doğan'a hem de o Maganda'ya eleştiri yağdı. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Efendim, göz hakkı diye bir şey vardır. Bilirsiniz, hepimiz biliriz aslında. Evde bir şey pişer ya da bahçede bir ürün yetişirse göz hakkı deriz. Komşularla paylaşırız, yoldan geçenle paylaşırız. Ama haberdeki zorba komşu göz hakkını bilmediği gibi belli ki çocukları da pek sevmiyordu. Çünkü mısır koçanlarının fışkırdığı bahçesinden sadece 3 mısır kopardığı için işte bu 3 kızı, 3 küçük kızı dövdü efendim. Çok fena. Direkt daldı çocuklara. Benim böyle tutup defalarca burnuma vurdu. Sonra sırtıma vurdu, kafama vurdu. Bahçesinden sadece 3 mısır koparan kız çocuklarını tekme tokat dövdü. Bu 3 mısır için yapılır mı bu canilik? Başka bir şey değil yani. 3 mısır ya, bunun alt tarafı 3 mısır. 3 mısır, isterse hepsi olsun yani çocuklar. Bolu'da yaşayan Amine, Fatma ve Tuana sağlık mahallesinde dolaşırken bir villanın bahçesindeki mısırları gördü. Mısır canımız çekti. Sonra çocuk haklı olduğumuz için mısır aldık bunları. 12 yaşındaki akranlar iddiaya göre bahçe sahibinin eşinden izin alarak 3 mısır kopardı. Ardından ellerindeki o mısırlarla oyun parkına gittiler. Ama mısırlarının koparıldığını öğrenen 55 yaşındaki Erdal isimli adam hışımla peşlerinden geldi. Adam geldi, şurada durdu. Benim böyle tutup defalarca burnuma vurdu. Sonra sırtıma vurdu, kafama vurdu. Sonra Amine'ye vurdu. Çocuğu geldi, papküt vurdu. Yani çocuk kan revan içinde. Çığlık seslerini duyan anneler hemen kızlarının yardımına koştu. Annem koşarak geldi. Sonra adam annemi görünce arabasına bindi, kaçtı. Yumruk attığını gördük biz. Koştuk yani hemen oradan ya, ama ben çocuğum kanıyla pasıyla uğraştım. O kabus dolu günden sonra psikolojisi bozulan küçük kızlar rüyalarında bile saldırgan bahçe sahibini görüyor. Ya bize yaptıklarını başkasına yaparsa diye korkuyoruz. İçimde karartı var. Hep yine arkamızdan gelip de bizi tekrar aynı şeyleri yaşatacak diye korkuyoruz. Gece uyurken hep rüyalarımıza giriyor. Hep başımızda duruyor. Hep bizi şiddet uyguluyor gibi bir his var. Ebeveynler gözlerinden bile sakındıkları çocuklarına bunu yapan saldırgandan şikayetçi oldu. Dark raporu falan aldık. Sonuna da gideceğim çocuklarım için. Mudanya'dan İstanbul'a gitmek için feribota binen yolcularsa denizin ortasında fırtınaya yakalandılar. Beşik gibi sallanan feribotta büyük korku yaşandı tabii. Fırtınaya denizin ortasında yakalandılar. Hırçın dalgalar feribotu beşik gibi salladı. Yolcular büyük korku yaşadı. Şurası hemen Barmutlu'ya gitseniz çok iyi olur ya. Bir daha. Mudanya'dan hareket eden feribot İstanbul'a gidiyordu. Hareket ettikten kısa bir süre sonra bir fırtına başladı. Küçük sarsıntılar giderek şiddetlendi. Hırçın dalgalar feribotu savurmaya başladı. Normal bir şey değil ya. Hiç normal değil. Korku, panik ve endişe hepsi bir aradaydı. Çoluk çocuk onlarca yolcu ne yapacağını bilemedi. Olacağı belli zaten, kaldırmayacaksın arkadaşım gemini o zaman. Panik olan yolcuları feribotta görevli personel sakinleştirmeye çalıştı. Fırtınayla boğuşan kaptan kimsenin hayatını tehlikeye atmadı ve Mudanya'ya geri dönüp yolcuları san salim limana ulaştırdı. Hep denir ya efendim, anne var, annecik var. Hatta bazen de anne müsveddesi diye de söyleyebiliriz. 6 yıl önce eşinden boşanan bir kadın size 10 gün sonra alacağım diyerek 7, 10 ve 12 yaşındaki 3 çocuğunu eskiden çalıştığı kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu. Hiçbir iz yok. İş yeri sahibi çocukların babasına da ulaşamayınca durumu polise bildirdi ve çocuklar şimdi koruma altındalar. Bırakmış, beğenmeyen anda çekmiş gitmiş. En büyükleri 12 yaşındaydı. Doğa, Yasin ve Elif kardeşleri vicdansız anneleri kebapçıya bırakarak ortadan kayboldu.
Seyhan'da yaşayan Nurcan ve Sebahattin çifti 6 yıl önce boşandı. Çiftin bu evliliklerinden olan 3 çocuğunun velayeti anne Nurcan'a verildi. Anneleri babaları ayrılmış 7 yıldır. Annelerinde kalıyor. Genç kadın sabah saatlerinde 12 yaşındaki Doğa, 10 yaşındaki Yasin ve 7 yaşındaki Elif'e küçük bir valiz hazırlayarak onları Kıbrıs Caddesi'nde eskiden çalıştığı bu kebapçıya getirdi. Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin'e gidiyorum diyerek ortadan kayboldu. Annelerini aradım, telefonu kapalı. Mersin'e gittim diyor ama yani tam bir net bir bilgim yok. İşletme sahibi Şaban erkeğe ise çocukları babalarının alacağını söylemişti. Gelen giden olmayınca paniğe kapılan erkek çaresiz polisi aradı. Babalar da telefona cevap vermiyor. Mecburen polisi aramak zorunda kaldım. Ekipler üç kardeşin bilgilerini alıp anne ve babalarına ulaşmaya çalıştı. Ama nafile, ikisi de ortada yoktu. Korumaya alınan gözyaşlı çocuklar karakola götürüldü. Bunları da bugün bırakmış, benim yanımda çekmiş gitmiş. 3 saattir yanındalar. Genç kadının çocuklarını neden terk ettiği şimdilik belirsiz. Soruşturma sürüyor. Şimdi de Bartın'a çevireceğiz kameraları. Bartın'da iki arkadaş serinlemek üzere girdikleri denizde hırçın dalgalar yüzünden oldukça zor anlar yaşadılar. Dalgaların arasında çırpınan gençleri, can kurtaranlar o esnada sahile çıkarmayı başardılar, çıkarttılar ama birinin solunumu o esnada durmuştu. Fonksiyonlar çalışmıyordu. Tatil için tesadüfen işte o sahili seçen paramedik bir çift. O gence zamanında müdahalede bulundular ve hayata döndürmeyi de Allah'tan başardılar. Solunum yoktu, nabız vardı, bilinç kapalıydı. Sıcaktan bunaldı, serinlemek için girdiği denizde az daha boğulacaktı. Tesadüfen orada olan paramedik çift, solunum yolu kapanan genci kaşık tekniğiyle ölümden kurtardı. Biz 8-10 defa solunum verdik. Bartın'ın Hatipleri ilçesinde iki arkadaş aşırı sıcaklardan bunaldı, serinlemek istedi. Ancak denize girdikten sonra yaşananlar tam anlamıyla felaketti. Dalgalar hırçın, iki arkadaş ise acemiydi. Talihsiz gençler ölümle burun buruna geldi. Oradan bağırışmalar geldi. Boğulma vakası var dediler. Herkes bir yere doğru koşmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyan can kurtaranlar hemen yardıma koştu. Gençleri kıyıya çıkardılar. Ama birinin solunum yolu kapalı ve durumu kritikti. Karabük'ten tatil için gelen paramedik çift hemen müdahale etti. Ben plaja geldikten sonra bir kişi sudan çıkarılmış bir şekildeydi. Önce onun yanına koştum. Oradan çıktıktan sonra bir tane daha var dediler. Onun yanına gittiğimde solunum yoktu. Nabız vardı. Bilinç kapalıydı. Ancak neyse ki korkulan olmadı. Paramedik çift tüm zorluklara rağmen kaşık kullanarak yaptıkları ilk yardımla genci hayata döndürdü. Havayolu tıkanıklığını açmak için restoranttan, oradaki çevreden hafta kaşık istedik. Sonra kaşık geldi, havayolunu açtı. Suni solunuma devam etti. Birkaç dakika sonra da tamamen kendine geldi. Gözlerini açtı. Paramedik çift sayesinde hayata dönen genç arkadaşıyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Balkon korkuluklarına tırmandı, ağaçlara çıkıp açık pencerelerden içeri girdi efendim. Tıpkı örümcek adam gibiydi. Tam 19 evi soydu. En sonunda mahalle bekçisine yakalanan şüpheli kaçmaya başladı. Kameraya da yansıyan kovalamaca ise dakikalarca sürdü başkent Ankara'da. Adeta örümcek adam gibi apartmanlara tırmanıyor, ağaçlara çıkıp açık pencerelerden içeri atlıyordu. Mahalleliyi canından bezdiren hırsız son girdiği evde yakayı ele verdi ama teslim olmaya niyeti yoktu. Mahallede girmediği ev neredeyse kalmadı. Ev sahipleri uykudayken onlarca evi soyup soğana çevirdi. Evlerden değerli eşyaları aldığı yetmiyormuş gibi bir de ev sahiplerinin otomobillerini çalıyordu. O araçlara sahte plaka takıp başka suçlara karıştıktan sonra ise tenha yerleri bırakıp kayıplara karışıyordu. Girdiği son evde gece bekçisinin dikkatini çekti. Bekçili hırsız arasında kovalamaca başladı. Ona mahalleli de yardım etti ama işleri hiç de kolay değildi. Örümcek adam oldukça iyi de koşuyordu. Peşindekilerden biri tam tişörtünden yakaladı. Ayağı tökezleyip yere düşen hırsız pes etmedi.
Dakikalar süren kovalamaca sonrası yakalanan hırsızı mahalleli tartakladıktan sonra bekçiye teslim etti. Karakola götürülen zanlının suç dosyası kabarıktı. Yan kesicilik, uyuşturucu gibi suçlardan tam 72 kaydı vardı. Sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Sayın seyirciler, emekli öğretmen inşaat halindeyken bir daire satın aldı. Müteahhit onu biraz oyalasa da sonunda evine yerleşti. Sonra bir gün kapısı çaldı. Evine gelen isim ona burası benim evim, çık dedi. Kadın onu kapıdan gönderdi ama kapısı bir daha, bir daha ve bir daha çaldı. Çünkü iddiaya göre müteahhit, uyanık müteahhit o evi 5 farklı isme satmıştı. Kapısı defalarca çaldı, her gelen ona evden çık dedi. Çünkü müteahhit o evi 5 farklı müşteriye satmıştı. 2019'da evimi sattım ve ev almak istedim. Avcılara geldim, dolaştım, inşaatın önünde durdum. Sonra orada çalışan bir görevli geldi. O da dedi çok güzel bir daire var, isterseniz orayı görebilirsiniz. Sonra bu İrfan Tan beni aradı. Gelin dedi, görüşelim dedi, evi beğenmişsiniz. Ben de geldim, konuştum. Hocam dedi, ikimiz de aynı memleketliyiz. Ben dedi size 400 bin yaparım. Emekli öğretmen Gülseren Karakaya, Avcılar'da inşaat halindeyken bir daire satın aldı. Ama ev sahibi değil, dert sahibi olmuştu. Hemen başlayacak inşaat dedi. İnşaat durmuş halde. Geliyorum gidiyorum. İnşaat durmuş. Evi aldığım bey de bana 6 ay süre verdi. 6 ay dolmak üzere açıyorum. Sözleşmede 5 ayda güya evi teslim edecek. 5 ay geçti, 6 ay geçti. İnşaatta hiç kimse yok. İddiaya göre müteahhit evi sadece ona değil 4 alıcıya daha satmıştı. Daireyi gösteriyor, anahtar teslim yapacağını söylüyor. İlk önce belli bir kapı orayı istiyor. Bu paranın diğer kısmını da işte borcum var vesaire diye tekrar bunlardan istiyor. Zaten bu firmada Avcılar çevresinde birden fazla faaliyet alanı olduğu için bunlar ilk başta şüphelenmiyorlar. Ondan sonra bu şekilde paralarını alıyor, bir daireyi birden fazla kişiye satıyor. Gülseren Karakaya eve yerleşti ama kapısını dolandırılan diğer isim aşındırmaya başladı. Sözleşmeyi görünce şok oldum. Hemen ben kendisini aradım. Yok hocam dedi, onlar yalan konuşuyor ya. Elinde sözleşme var diyorum. Ve Akif Ağlayan sürekli geldi beni tehdit etti. Kapısını her çalan bu ev benim diyor. Üstüne onu bir de tehdit ediyordu. Durum kontrolden çıkınca emekli öğretmen suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcılık iddiaları ile ilgili son sözü yargı söyleyecek. Efendim, terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruldu. İstanbul ve Azezmare'de düzenlenen iki kritik operasyonda canlı bomba saldırısı hazırlığındaki teröristler kıs kıvrak yakalandı. Operasyonların detaylarını da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı efendim. Hadi polis! İstanbul'u kana bulayıp yurt dışına kaçacaktı. Terör örgütünün sözde özel kuvvetlerinde bomba eğitimi veren Mehdi Mıhçı, eylem için geldiği İstanbul'da yakalandı. Emniyet güçleri İstanbul ve Azezmare'de iki kritik operasyona daha imza attı. Seydo Botan Geverkod adlı terörist, PKK'nın elebaşı Murat Karayalı'nın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye gönderildi. Polis uzun süredir eli kanlı hainin peşindeydi. Canlı bomba saldırısı planlayan terörist, teknik takibe alındı. Günler süren takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Eli kanlı teröristle birlikte 3 şüpheli İstanbul'da tespit edilen adreslerinde gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istihbarat birimlerine ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Terör örgütüne bir darbede Türkiye-Suriye sınırında bulunan Azezmare bölgesinde vuruldu. Ebu Ali Kod adlı Hasan Najjar, plastik patlayıcı ve canlı bomba yeleğiyle birlikte işte böyle yakalandı. Hakkari'nin Çukurcu ilçesinde de dün hareketli saatler yaşandı. Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen nokta operasyonda biri turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist öldürüldü. Efendim, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Nevşehir'deydi. Esnaf ziyaretleri sonrası minik bir miting yaptı ve
kirayla konut fiyatlarındaki artış üzerinden hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Vallahi başkanım, günü kurtarmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Bir aldığımız ürünü bir daha alamıyoruz. O yüzden biraz zorlana zorlana götürmeye çalışıyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Nevşehir'deydi. İlk adresi Kozaklı ilçesi oldu. Esnafı ziyaret edip sıkıntılarını dinledi. Geçen ay 2350 lira elektrik faturası geldi. Kazandığımız direkt oraya gidiyor başkanım. Ah canım benim. O şekilde. Bir yan taraf komşuma da uğradınız şimdi. O diyor ki 33-34 yıllık esnafım diyor. Ya ben bu kadar üst üste zammın geldiğini ilk kez görüyorum. Bu yaşıma geldim diyor. Bir kasap dükkanına da uğradı. Besicilik de yapan esnaf yüksek elektrik faturalarından yakındı. Burada niyet yok dediğimde etlerin hepsi orada, hep yurtdışında çalıştırabiliyorum. Buranın elektrik parasını ödememek için kapattım dedim. Evet, orada buradan isteyemem. Şu an çalıştıramam başkanım. Çalıştıramıyorum. Karşılayamıyorum. Akşener esnaf ziyaretinin ardından ilçe meydanında seçmene hitap etti. Hükümetin ekonomi politikaları hedefindeydi. Bu gezilerimizle sizin gerçek dertlerinizi diyor, iktidarda bulunan muhteremlere diyoruz ki burada böyle bir dert var, çöz kardeşim. Bunun karşılığı bana diyorlar ki Meral Akşener Nevşehir'de PKK'lı ama Batman'a Urfa'ya gittiğinde de faili meçhulcü. Ben de diyorum ki bu ahmaklara karar verin kardeşim. Bunun anlamı şu değerli kardeşlerim. Cambaza bak, bak oraya bak. Kira ve konut fiyatlarındaki artışlara da tepki gösterdi. Yolda gelirken il başkanımıza sordum. Geçtiğimiz yerlerdeki kiraları sordum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Avanos'ta kiranın 3000 lira, 3500 lira, 4000 lira olduğunu söyledim. Ya arkadaş, asgari ücretli birisi evli, tek maaşlı o kirayı nasıl ödeyebilir? Kalan parayla nasıl geçinebilir? Emeklinin 3500 lira aldığı bir ülkede o parayla o emekli geçinebilir mi? Efendim şimdi gelin başkente, Ankara'nın tam da göbeğine, Kızılay'a gidelim hep beraber. Sadece Ankaralı'nın değil, kente gelen belki de herkesin soluklandığı bir adres burası, Güven Park. Parkın son hali işte bu görüntülerde. Şimdilerde görüldüğü üzere hiç iç açıcı değil maalesef. Metro çalışması sırasında geçen yıl yaşanan göçük ardından Büyükşehir Belediyesi parkta hiçbir çalışma yapmadı desek yeri var. Haliyle o yemyeşil parkın eski görüntüsünden de eser kalmadı. Adeta bir köstebek yuvasına dönen parkı görenler yetkililere sitem ediyor. Nasıl etmesinler? Gelin birlikte izleyelim. Ali Haydar'ın beyle söyler, bir an oldu ketler köyler, duymuyor hiç bizi beyler. Sesini duyurmak için mani okuyan bile oldu. Ankaralı Güven Park'ın son haline tepki gösterdi. Yakışmıyor tabii ki de. Söylene söylene geliyordum zaten. Her yer diyorum yeşil ama burada hiç yeşili kalmadı. Söylenecek bir şey yok aslında. Umutla bekliyoruz. Burası başkent Ankara'nın göbeğindeki Güven Park. O eski halinden şu an eser yok. Uzun süren tadilat çalışmalarının ardından bölgede tek bir ağaç dahi dikilmedi. Şu an başkentin göbeği adeta çorak bir arazi. Aynı düşüncedeyim. Başkentin göbeği Kızılay'da bulunan Güven Park'ta geçen yıl metro inşaatında göçük meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki bölgede ekipler göçüğün etrafını toprakla doldurdu. Ancak ondan sonra kimse bir daha parka uğramadı. Parkın birçok yeri adeta köstebek yuvasına döndü. O kadar kötü ki hani çok değiştirmişler. Berbat olmuş. Bir kere şuraya merdiven inişi de yapılmamış. Tamamen kapatmışlar. Önceden orada merdiven girişi vardı. O yüzden etrafı dolanmak zorunda kalıyoruz. Ankaralı Yemyeşil Park'ı çöle çeviren Büyükşehir Belediyesi'ni sitemli. Toprak ağaç dikeceklerini zannetmiyorum. Her yeri kesiyorlar, bina yapıyorlar. Ortada hal işte ortada. Bakılması lazım, yapılması lazım. İlgisiz alakasız her şey. Bu Ankara'nın göbeği burası. Ben kendim yabancıyım. O kadar merkez böyle olması çok kötü. Çevredeki esnafta durumdan muzdarip. Mağazalardaki mesela ürünler bile hep tozlu. Yani şuradan geçmeye sevindim açıkçası. Yoksa dolmuşların manevra alanından dolaşıyorduk. Trafik magandaları sayın seyirciler. İETT otobüsü şoförüne ve yolcularına
tam anlamıyla dehşeti yaşattılar. Yolda sağ sol yaparak ilerleyen sürücüyü otobüs şoförü selektör yaparak uyardı önce. İşte bu uyarıya öfkelenen sürücü yanındaki arkadaşlarıyla beraber otobüsün önünü kesti ve bakın nasıl teröristirdi. O an çok korktum, yani hayatımda ilk defa öyle bir şey yaşadım. Ne yapacağımı bilemedim. Otobüsün camlarını, kapılarını tekmeleyip yumrukladılar. Şoförü darp etmeye çalıştılar. Silivri Avcılar arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförü Mehmet Karadeniz, mesai saatinde Maganda dehşeti yaşadı. Birden önüme atladı. Önüme atladığında ben iki defa selektör yaparak uyarıda bulundum. Uyarı öfkelenen trafik magandası trafikte terör estirdi. Kornaya basarak onu durdurmaya çalıştı. Yanındaki arkadaşları camlardan sarkıp el hareketi yaptı. Kendini pencereden çıkarak çek savulan, çek savulan diyerek beni sağa doğru itmeye çalıştı. Şehir eşkıyaları otobüs şoförünü durduramayınca bu kez de otomobilli önünü kesti. Araçtan inip otobüse saldırmaya başladılar. İçlerinden biri şoför tarafının camını kırıp şoföre saldırdı. Diğerleri de kapıyı ve ön camı yumrukladı. Emniyet kemerini çıkarıp kendini koridora atan şoför hemen polisi arayıp yardım istedi. Yolculara ve şoföre dehşeti yaşatan magandalar polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı. Karadeniz saldırganlardan şikayetçi olmadı ama bu tür şiddet olaylarından dolayı mesleği bırakmayı düşündüğünü söyledi. Allah sonunda hayır etsin ama bu gidişle ben mesleği bırakmayı düşünüyorum yani. Bu işten bayağı bir soğudum yani. İşte arkadaşlarının gazına gelen bir dublör. Su parkındaki tehlikeli atlayışta ölümden döndü. Ekstrem yarışlar için kullanılan çok dik bir su kaydırağından atlayan o dublör önce metrelerce yükseldi, ardından bir gülle gibi suya düştü. Herkesin nefeslerini tuttuğu o anda vücudunda ciddi ezikler oluşan dublör ölümden döndü. Su parkını dolduran kalabalığın gazına gelen dublör ölümden döndü. Tehlikeli dublörlük denemeleriyle ünlenen TikTok fenomeni La Mascot, tehlikeli atlayıştan sonra bu hale geldi. La Mascot, tehlikeli gösterilerini sergilemek için Fransa'daki Frenzy Palace su parkını seçmişti. Eğimi yüzünden herkesi metrelerce havaya fırlatan ve ekstrem yarışlarının vazgeçilmezi olan bu su kaydırağının ilk atlayışı vukuatsız geçti. Ama aldığı yoğun tezahürat ve arkadaşlarının gazıyla ikinci atlayışında çıtayı yükseltti. Aşırı kiloları onu zorlasa da İTKK kulenin çatısına çıktı. Onu izleyenlerin çığlıkları arasında kendini aşağı bıraktı. Kayma mesafesi uzadığı için iri cüssesine rağmen parkurun bitiminde metrelerce havaya yükseldi. Sonra da bir gülle gibi suya çarptı. Normal bir insanı kendinden geçirebilecek bu düşüş ona da ciddi hasarlar verdi. Vücudunda ciddi ezikler oluşmasına rağmen La Mascot bu tehlikeli denemelerini sürdüreceğini açıkladı. Efendim işte böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşam da sonuna gelmiş oldu.